Arkadaşlar merhabalar. 50 günde TYT IT Geometri kampında yani şu kitabın kampında geldik 3. güne. En önemli günlerden birindeyiz. Ek çizimleri anlatacağız. Ek çizimler bundan sonraki geometri hayatındaki çoğu konuda karşılaşabileceğim bu konu. O yüzden bu derse yani bugüne aşırı derecede dikkat et lütfen. Özellikle söyleyeceğim cümleler, söyleyeceğim anahtar kelimeler aşırı derecede önemli. Evet şimdi şöyle şafak sayarımızı açalım. Hatta beraber bakalım kaçıncı sayfaya gideceğiz. Şöyle bakıyoruz. Üçüncü gündeyiz. Üçüncü günde hop şurada kaç yazıyor? 23. sayfa yazıyor. 23. sayfaya gideceğiz ama gitmeden önce öncelikli olarak bugün kaç tane dersimiz olacak? Kaç videomuz olacak? Ona bir bakalım mı? Hadi bakalım. Şurada üçüncü güne bakıyoruz. Üçüncü günde aa hocam yine mi üç tane video deme. 3 tane video ama ben bunu tek derste de halledebilirdim. Kazanımlar farklı farklı olsun diye üçe böldüm. 1,5 2 sayfalık böyle videolardaki sayfa sayımız 1,5 2 sayfa şeklinde olacak. O yüzden korkma. Yani 20 dakikaya yakın olacak. Yani 20 dakikanın artı eksi 5'i de diyebiliriz aslında. Evet, burada ek çizimler bir dersinde de ilk etapta işliyor. Anlatacağım size. Toplamda 3 tane var. Orta taban var. Bir de x kenar ek çizimi var. Dediğim gibi çok önemli bir yerdeyiz. Sayfa numarası da kaçtı. Buraya tiki atmayacağız. En son ki böyle 3. dersten sonra gelip buraya da tikimizi de atacağız. Hatta şafak sayarı da atacağız değil mi? o zaman sayfa 23'e şöyle bir gelelim bakalım. 23. sayfa geldik. Ek çizimler diye başlıyoruz ve şurada bir şey yazmışım ama ben kendi bildiğimi okuyayım şurada. Gençler ek çizimler gerçekten çok önemli. Biz geometride hep bir topu toplamda böyle onu geçmeyecek ek çizim sayısı. Yani hocam bir sürü şey mi öğreneceğiz falan filan. Onu geçmeyecek. Merak etme. Ama bugün işleyeceğimiz 3 tane ek çizim tekniği böyle ek çizimli soruların %80'ini, %90'ını kapsıyor diyebilirim. O yüzden çok önemli. Şimdi daha önceki derslerde hatırlayalım. Ek çizimlerle ilgili ne öğrendik biz bu zamana kadar? Hocam bir paralel doğruları uzatma tekniğini öğrendik. Sivrilen yerden paralel çizme tekniğini öğrendik. Başka böyle ikiz kenar oluşturma değil de ikiz kenarda tepe açısı 60 derece ise ikiz kenar oluşturuyorduk hatta o eşkenar üçgen oluyordu. Onu öğrendik. Bundan önceki günü yaptık hatta onu. Şimdi de geldik diğer ek çizimlere. Diğer ek çizimler muhteşem işte. İkiz kenarlık ve orta taban ek çizimleri olacak. Bunlardan başka ne var? Özel açı mantığını kullanmak ki bu çok önemli. Dik üçgende özel açılı üçgenlerde anlatacağım onu. Bir de alan sorularında tabana ait yükseklik falan filan. Yani gözden kaçtıysa da ders bir dahaki günlerde zaten diğer eksizlerden de bahsederim. Onu geçmeyecek ama bugünküler gerçekten çok önemli. Şimdi ben direkt muhteşem üçlü ile başlıyorum. Muhteşem üçlü dediğimiz şey dik üçgende 90 dereceden hipotenüse bir kenar ortay çizdiğimiz zaman çizilen kenar orta uzunluğu hipotenüsün yarısına eşit oluyor. Yani burada bak şunu çizmişim böyle. Şu eşit bu eşitken burası da ne oluyormuş? Eşit oluyormuş. Hipotenüs 2k iken bak burası ne oldu? k oldu. Bunlardan bir tanesi eksikse bak ne var elimizde? 90 derece var. Eşitlikler var bir de. 3 tane eşitlik var. 4 tane bilgiden bir tanesi eksikse eksik parçayı biz tamamlayacağız. Ne demek istiyorum? Mesela şöyle bir dik üçgen var elimde. Hocam bu dik üçgende şu 90 derece ve şöyle bir şey çizildiğinde eşit eşit çizildiğinde eksik parçayı sen tamamlıyorsun burası da eşit diyorsun. Ya da başka hocam şöyle bir şey olursa ki bu en çok gözden kaçan 90 derece var şu eşit şu eşitse 3. eksik parçayı sen tamamlıyorsun burası da eşit diyorsun. Başka ne olabilir? Mesela 90 derece olmayabilir bu sefer eksik parça o olabilir. 90 olmayıp da şu eşit şu eşit şu eşit verilirse de o zaman buradaki açımız ne olacaktır? 90 derece olacaktır. Yani 3 tane eşitlik verilir. Köşemeden çıkması şartıyla tabii. Bir de diğer de kenar ortay olarak bölecek. Yani çizilen çizgi kenar ortay çizgisi olursa tabi bu. O zaman 90 dereceyi de yapıştıracağız. E hocam siz burada muhteşem üçlüde eksik parça tamamlattırmayı öğrendiniz, öğrettiniz. Bunun ek çizimi nerede diyecek olursanız hemen şunu birlikte yazalım. 90 dereceli sorularda bak bunu sen de hemen not olarak yaz şuraya. 90 dereceli sorularda 90'ın karşısında eşitlik varsa ya da 1 bölü 2 oran varsa direkt muhteşem üçlüğü çizeceksin. Ha öyle kafanıza göre de vay şuradan çizeyim her gördüğüm 90 derecede bir muhteşem üçlü çizeyim falan filan değil olay. Onu da söyleyeyim. Soruya baktın. Verilen bilgileri kullanmanın ne kadar önemli olduğunu biliyorsun. Her bilgiyi kullandın ama soru çıkmıyor. O zaman acaba ek çizim var mı diye şurana soracaksın. Buraya sorduktan sonra beyninde yorumlayacaksın. Kafanda yorumlayacaksın. Sorduktan sonra bakıyorsun soruya, ulan bir 90 derece var. 90'ın karşısında eşitlik varsa muhteşem üçlü çizeyim diyebilirsin. Ya da 90'lı sorularda 1 bölü 2 oran varsa muhteşem üçlü çizebilirim diyebilirsin. Muhteşem üçlü çiz, büyük ihtimalle sonuca ulaşacaksın. Ama ne zaman? ilk önce her bilgiyi kullanacaksın. Her bilgiyi kullandıktan sonra soru çıkmıyorsa bunu yapacaksın. Yoksa her 90 gördüğünde muhteşem üçlü çizilmez. Her 90'lı soruda 90'ın karşısında eşitlik varken muhteşem üçlü çizilmez ya da 1 bölü 2 oran varken muhteşem üçlü çizilmez. Çözemediğin zaman ek çizimlere başvuracaksın. Tamam Genelde stilimiz bu. Bu arada ek çizimlerle alakalı öyle kitaplarda falan böyle bir konu yoktur arkadaşlar. Ben bunları böyle birleştirip önünüze soruyorum. En önemli günlerden birindeyiz. Tekrar altını çizerek söyleyeyim. Evet o zaman işi öğrendik. Gel bakalım şimdi sorularına. İlk önce bir öğrenelim. Öğrenme alanı sorularında. Arkadaş şu veya baktığımız zaman ne var burada? Hocam 35 var. Burası da 35. Yazdık. Sorunun devamı gelmiyor. Gelmiyorsa bir dakika burası 35 nasıl olsun ki? Burası eşit değil ki, değil mi? 35 var. Bir tek buraya ne yazabiliriz? E 55 derece yazabiliriz. Yazdığımızla kaldık. Devamını getiremiyoruz. O zaman ek çizim var mı ya da e, bilmem gereken bir şey var mı? Eksik parça var mı diye bakmam lazım. Bakıyorum şuraya. 90'dan bir kenar ortaya çizilmiş. Aa, burası eşit. Burası eşitse burası da ne olmak zorunda? Eşit olmak zorunda. Hemen eşit yazdık. E İkiz kenardan dolayı o zaman burası da alfa olur. Çünkü şunlar ikiz kenar. E dolayısıyla alfaysa burası da alfa oldu. E bunun tamamı 90. 35'in 90'a tamamlarını kaç yapıyor? Direkt kafadan yapalım. 55 yapıyor. O zaman cevap 55. A 55. Geldik B şıkkına. B şıkkına baktığımız zaman da. Şöyle biraz büyüteyim bir tık. Arkadaş B şıkkına baktığımız zaman eşitlik var. Eşitlik var. Bir de yazacak olursam 50-90 ise dik üçgenden dolayı burayı yazabilirim. Sorunun devamı geliyor mu? Gelmiyor. Bir de sorun devamı gelmiyor. Eşit eşit alakasız yerde bir değişiklik var. Hmm. Sorunun devamı gelmiyorsa, acaba ek çizim var mı? diye düşüneceğiz. Ek çizim var mı diye düşündükten sonra, ben sana her böyle şeyde 3 tane bir kod vereceğim zaten. Bir tanesi de şu 90 derece varsa. 90 derece varsa ve 90'ın karşısında eşitlik olduğunda ya da 1'e 2 oran olduğunda. Bakıyorum 90 var karşısında eşitlik var. O zaman muhteşem üçlüyü çiziyoruz. Çizelim bakalım buradan bir muhteşem üçlüyü. Hop çizdik. Çizince ne oldu? Şu eşitliği de koyduk. A önceden alakasız olan eşitlikler. Şimdi muhteşem üçlüyü çizince burada da eşitlik oldu. Ve şurada bir ikizkenar üçgen oluşturdu gördüğünüz üzere. E o zaman şuradaki açıları kullanayım artık. Hocam 50 ise ikiz kenarlıktan dolayı burası da 50'dir. Çünkü buradaki ikiz kenarlıktan taban açıları eşit. E buraya ne kaldı o zaman? 40 kaldı. 40'ı da buraya yapıştırdım. Sonra buradaki ikiz kenar üçgende de şuradaki ikiz kenar üçgende de tepe açısı 40 derece. 180'den 40 çıkart. 140 2'ye böl. 50 50 yapar. Yani taban açılarımız 50 oldu. Zaten bizden Alfa isteniyor. Cevap böylelikle 50 yaptı diyeceğim. Ama yanlış yaptım. 180'den 40 çıkart. <laughs> 140. ikiye böl. 70 yapıyor dostum. 50 nereden geliyor değil mi? O zaman bunlara ne diyeceğiz? 70-70 oldu. Pardon. 10 saniyeniz çaldım. Bazen böyle şeyler yapabiliyoruz. Cevap 70 oldu. İyi ki gözüm cevaba kaydı. Bazen hatalar yapabiliyoruz. Neyse. Öğrenme alanı. B şıkkı. Cevap 70. Geldik diğer soruya bir sonraki sayfada. Örnek 1'e geldik şimdi. Örnek 1'e baktığımız an. Hocam 74 var. Alfa var. Verilen bilgileri tam anlamıyla kullanamadım. E şuradaki bilgileri de kullanacağım. Ana 3 tane eşitlik var. Bu eşitlik hatta kenar ortay şeklinde. Yani muhteşem üçlü oluşturdu. Ne eksik? 90 derece. 90'ı yapıştırıyorum şuraya. Hemen 90'ı yapıştırdım buraya. Hocam burası 90'sa burası da 90. E burada bir dik üçgen yok mu kardeşim? var. E, dik üçgenden dolayı 74 ile alfa'nın toplamı ne olmak zorunda? 90 olmak zorunda. Alfa'yı da buradan kaç buluruz? 16 mı buluruz. 16 olarak buluruz. Cevap 16. Geldik. Örnek ki soruya baktık. Bak şimdi 70 derece var, 90 derece var. Aha da sadece ve sadece burayı yazalım. Burası kaç yapar? 20 yap. Sonra eksik bir şey var mı diye bakacağım. Bak açısal olarak başka bir yere gidemiyorum şimdi. Bakıyorum burada alakasız yerde eşitlik var. Eksik parça var mı diye bakıyorum eksik parçada yoksa mod ne yapacağım ek çizim çizeceğim. Bakıyorum ki şurada a bu bir dik üçgen. 90'dan da kenar ortay çizilmiş zaten. E o zaman mod Burası da eşit olmak zorunda. Vay! Ikisi kenar çıktı ama hala daha bir şey yapamıyorum. Ama kardeşim ikizkenar çıktı ya. Bak bunlar da yani burası 20 ise burası da 20 olmak zorunda. Hemen buraya 20'yi yazdım ve şuradaki üçgende ne çıktı karşıma? İkiz kenar üçgen çıktı. Tepe açısı 20. 180'den 20 çıkart. 160. 2'ye böl. 80, 80. Yani cevaba 80 olarak ulaşırız. Örnek 2. Geldik. Örnek 3'e. Soruya baktım. Hiçbir şekilde açı değeri falan yazamıyorum. Şunu da yazmayın kardeşim. Alfa 90 90 eksi alfa falan demeyin. Genelde bilinmeyenden yola çıkmıyoruz. Bilinenden yola çıkıyoruz değil mi? E ne yapacağız o zaman hocam? Şurada baktık ki alakasız yerde eşitlik var burada. Eşit eşit. Burada da bir eşitlik var. Sonra o zaman alakasız yerde de eşitlik varsa o zaman ek çizimler aklımıza gelecek. Ek çizimlerden 90 derece varsa hangi ek çizim aklımıza gelir? Tabii ki muhteşem. Hele hele 90'ın karşısında eşitlik varsa Tabii ki muhteşem üçlü. O zaman aklımıza gelen başımıza gelsin. Tabi bu sadece geometri de olsun. Hemen aklımıza gelen başımıza gelsin. 90'dan bir kenar ortaya çiziyorum. Çizdim ve muhteşem üçlüden eşitliği gösterdim. Ve şurada bir ikizkenar üçgen çıktı karşıma. Şimdi hocam alfaysa ikiz kenarlıktan dolayı burası da alfa. Bak hala daha buraya 90x alfa yazmıyorum. Ya 90x alfa işimi biraz zorlaştırır. Ne yapayım? Şuraya beta yazayım o zaman. 90 x alfa yazmaktan iyidir. E hocam şurada da x kenar var. E o zaman beta ise burası da beta değil mi? Evet. E beta'yı yazınca da 30 da yanında iki açı yan yana geldi. Dayanamam deyip hemen yapıştırıyorsunuz değil mi? Dayanamam. İkisinin toplamı bir dış açı. Yani burası beta artı 30 yapar. E hocam burası da beta artı 30 yaptı. X kenarlıktan dolayı. Şuradaki x kenarlıktan dolayı. A Buradaki üçgende bütün açılar var elimizde. Yani 3 beta var elimizde. Artı bir de ne var? 2 tane 30. 60. Toplamı 180 yapmalı. 3 betayı buradan 120 buluruz. Betayı da buradan 40 derece olarak buluruz. 120 bölü 3'den. E beta 40 derece ise eğer tamamı 90'a tamamlıyor. O zaman alfa'yı da kaç buluruz? 40 50 derece olarak buluruz. Yine işlem hatası yapıyordum. Bak ayıp ya. Alfa böylelikle 50 oldu dostlar. Cevap L. Geldik bir sonraki soruya. Bir sonraki soru. Sözel soru. Ya korkuyorsunuz. Korkmayın kardeşim. Korkmayın. Sözel soruda yapman gereken yani. Ya sen okuduğunu anlamıyor mu kardeşim? Anlıyorsun. E burada da oku kardeşim. Sözel bir soru. Ne yapacaksın? Okuyacaksın. Bir ABC üçgeninde diyor. Hemen ABC üçgenini çiz. Hemen çiz şuraya. Hop şöyle bir çizeyim. Şunu sonra büyütürüm. Tamam? Şuraya çizdim. A, B, C harfleri de yazmayı da ihmal etme. Sonra ne diyor? A köşesinden çizilen yükseklik. A'dan bir yükseklik çizdim şöyle. BC'yi nerede kesiyormuş? H noktasında kesiyormuş. Burası H'miş. Sonra B köşesinden çizilen kenar ortay. B'den de bir kenar ortay çiziyorum şöyle. Çizdikten sonra da şunlar birbirine eşit oluyor. Bak her bilgiyi gösteriyorum. Kenar ortay diyor. Çizdim. Kenarların eşitliğini gösterdim. Sonra AC'yi de D noktasında kesiyormuş. Şurayı da D'de kesiyormuş. Onu da yazdık. Bir de oran verilmiş. Hocam burası K iken burası 2K verilmiş. BH uzunluğu burası K iken neresi 2K? AC uzunluğu 2K. AC'ye de 2K'yı yazdık. Şuraya da 2K'yı yazdım. Yani bunlar ne oldu? KK oldu. A K dediğimiz o zaman çift çizgi oldu. Devam edelim. Bir de CBD açısı yani şuradaki açı da 20 dereceymiş. Buna göre CAH açısı nedir diye soruluyor bize. Şimdi şekli şöyle büyüteyim. Hadi burada işlemimizi yapalım. Dostlar Şuraya baktık. 20, 90'dan dolayı ancak buraya 70 yazarım. Ters açıdan burası da 70 olur sadece değil mi? Başka bir şey yapamıyorum. Ki zaten büyük ihtimalle ek çizim var burada. Niye? Hocam eşitlik burada, eşitlik burada. Alakasız yerde eşitlik var. Alakasız yerde eşitlik varsa büyük ihtimalle ek çizim var. Soruya bakıyorum. 90 derece de var. E 90 derecenin olduğu sorularda da hemen aklımıza ne gelecek? Muhteşem 90'lık varsa ve 90'ın karşısında eşitlik varsa hatta bire iki oran varsa, değil mi? E o zaman buradan bir muhteşem üç çizelim. 90 burada ya. Hocam şuraya doğru mu çizeceğim? Hayır. Şu eşitlik olduğu için buraya doğru çizeceğim. Çizince 20 ise bak şurada bir ikizkenar üçgen çıktı karşıma. Buradaki 20'yi kullanayım. Taban açısı 20 ise diğer taban açısı da 20'dir. E o zaman bu üçgende iki açı var yan yana iki iç açı bir dış açı dayanamam deyip hemen şuraya 40 yapıştırırsın e sonra bak soru kendiliğinden akıyor devamı akıyor verilen bilgiyi kullan bulduğun bilgiyi de kullan değil mi e o zaman burası da 40 olacak hemen buraya da 40 yapıştırdım takıldığın zaman soru yok soru da bizden ne isteniyor alfa alfaya bak ya bu üçgenin açısı ama burada diğer açı yok ya da alfa şu dik üçgenin açısı. O zaman alfa da şu dik üçgeni kullanacağım. Hop hop hop. Buradaki dik üçgende 40 varsa burada 90 varsa burada alfa da ne olacaktır? Yani 40 artı alfa yazayım. 90 olacağından alfayı da böyle 50 derece bulur muyuz? Buluruz. Cevap 50. Sözel bir soru ama korkmaya gerek var mıymış arkadaşım? Kesinlikle ama kesinlikle yok. Geldik örnek 5'e. Evet örnek 5'e bakıyoruz. Hatta Şöyle bir kendimi büyüteyim. Dostum örnek 5'e baktın. İlk defa bu tarz soruya geçiyoruz. Ya keşke hocam önce sen çözseydin ama ilk etapta senin çözmeni istiyorum. Tamam çünkü... Normalde bu soru kitaplarda çözülemeyen bir sorudur. Ama artık biz için öğrendik ve ne zaman ne yapacağımızı öğrendik. Yazdım ya değil mi? Dersin başında yazdım ya. Onu da öğrendik. O zaman sen ne yapacağını biliyorsun. O yüzden bu soru ellerinden öper. Buyur sen yap. Ben çözmeye başlıyorum. Sen durdurdun ya. Şimdi de durdurdun geldin. Büyük ihtimal çözdün. Çözdüysen helal olsun. Çözemediysen de Gel birlikte öğrenelim. Şimdi soruya bakıyoruz. Soruda neler verilmiş? Hocam verilen bilgilerin hepsini yazayım. 15 derece var alfa var. Bir de burada bir ne var? K var. Şuraya bir K dersem burası da 2K verilmiş. Hmm. Ali Bey uzunluğu. Şurası K iken şurası CD uzunluğu 2K olarak verilmiş. Aa hocam 30-60-90 üçgeni değil mi? Hayır. 30-60-90 üçgeni ne zaman oluyordu? Bir dik üçgende şurası K dik kenar K. Hipotenüs 2K ise 30-60-90 üçgeni oluyordu. Burada Dik üçgenimiz nerede? Dik üçgenimiz burada. Dik üçgenin kenarında değil bak. K Dik üçgenin kenarında değil. Dik üçgenin dışında bir yerde. O yüzden burada 30-60-90 üçgeni yok. E ne yapacağız hocam? Bakıyoruz soruya. Yani 15 var 90 var. O bilgileri hiçbir şekilde kullanamadım. Alfa var bir de. K ve 2K. Zaten soruda biz hep ne diyoruz? Verilen bilgileri kullanmak zorundayız. K ve 2K olayını kullanmak zorundayız. Soru çıkmadı. Bu bilgilerle çıkmadı. O zaman düşüneceğiz. Büyük ihtimal ek çizim var. Ek çizimi düşünürken de 90 varsa aklımıza muhteşem işle Hatta 90 varsa, karşısında eşitlik varsa ya da 1'e 2 oran varsa Muhteşem üçlü çiz demedim mi? Dedim. E o zaman burada da hemen muhteşem üçlüyü çizelim. E o zaman burada muhteşem çizeceğiz. Muhteşem üçlü nereden çiziliyor? Hocam şeyden çiziliyor. 90'dan çiziliyor. Hop 90'dan hipotenüse doğru çizdim. Hipotenüse doğru çizince hemen eşitleri yazıyorum. Eşit eşit. Muhteşem üçlüden burası eşit. Eşit dediğim yerler bak dikkat et k k. Burası da k oldu. E şimdi ne olacak? Her bilgiyi kullan. Arkadaş önceden k verilmişti burada. K ile 2k alakasıydı. Ama burada K, K, K yazınca. Ana K'lar yan yana geldi. Yani şuradaki üçgende ne oluşturdu? Bir ikizkenar üçgen oluşturdu. Süper. Devam edelim o zaman. Bizden alfa isteniyor. Burası da alfa değil mi? İkiz dolayı. Şuradaki üçgende ikiz kenarlıktan. Evet. Buradaki üçgende de iki açı yan yana geldi. Dayanamam deyip yapıştırıyorsun buraya iki alfayı. Yapıştırdım buraya da iki alfayı. E sonra Buradaki ikizkenarlığı kenarlığı kullanalım şimdi. Bak burası da çift çizgi oldu aslında. 2 alfa ise burası da 2 alfa. 15'i kullanmadım. 15'e bakacak olursam 2 alfa ile 15 yan yana dayanamam. Bir dış açıya eşit. Hop burası 2 alfa artı 15 yaptı. E sonrasında hocam bu bir dik üçgen. Dik üçgenin bir açısı alfa diğer açısı da 2 alfa artı 15. Topla bunları alfa artı 2 alfa artı 15 eşittir 90 olmalı. 3 alfa eşittir 75 yapar. Alfayı da böylelikle ne buluruz? 25 derece olarak buluruz. İnşallah yapmışındır. Yaptın mı? Yaptıysan yaz yoruma. Tamam. Sana güveniyorum. Ha yapamadıysan o da önemli değil. Yapamayıp da gelip birlikte mantığıyla birlikte öğrenirsek de aynı şey. Yapanla yapmayan eşitlenmiş oluyor. Şu an eşitlendiniz. Sıkıntı yok. Devam. Örnek altıdayız. Ya aslında bunda mı durdursaydım videoyu ama neyse. Hadi bunu da belki sen yapabilirsin. Neyse soruya bakıyoruz. Birer dik üçgen verilmiş. Ondan sonra 90'lar derece verilmiş. Ve şurada da alfaya 2 alfa verilmiş. Hmm. Alfaya 2 alfa. Bu sefer açılarda 1'e 2 olan verilmiş. BAD şurası alfa iken. CAD şurası 2 alfa olarak verilmiş. Tamam. Açılara dalınca da bir şey gelecek mi? Aa ben şunu gördüm. Hocam şöyle bir Z kuralı sağlandı. 90'a 90 olduğu için. O zaman bunlar birbirine paralel mi direkt? Paralel. O zaman bu paralelliği kullanacağız. Bak ilk önce hiçbir şey çizmiyorum. Verilen bilgileri şekle bakarak kullanmaya çalışıyorum. Eksik parçaları tamamlanmış çalışıyorum Burada madem paralelse e, o zaman burada da z'den dolayı burası da alfa diyebiliriz. Hatta sen burası alfaysa burası 90 eksi alfa deyip 90 eksi alfa e, şu ikisinin toplamı da şununla şunun toplamı da 90 yapacağından buraya da alfa da yazabilirdin. Neyse ben z'den dolayı buraya alfa dedim. Sonra 90 eksi alfaları da yazmayayım. Soru çok fazla karışmasın. Önemli olan burada ne? Burada 1'e 2 oranını kullanabilmek. Şimdi durdur dur videoyu. Sen kendin çöz. Çözebilirsin, güveniyorum. Yine kitaplarda yapılamayan bir soru diyebilirim bu. O yüzden durdurup kendini yapar mısın lütfen? Tamam durdurdun. Yaptın ya da yapmadı şimdi beni izliyorsun. Arkadaş AC'yi de vermiş bana 6. Ne yapacağız burada? Ya hocam soruya bakıyorum. Bu bilgilerle sonuca ulaşamıyorum. Bir şey çizmem lazım. Aa hocam 90 derece var burada ya da burada. Ve aslında burada 1'e 2 oran verilmiş. Açılarda verilmiş. Açıda ya da kenarda hiç fark etmez. O zaman muhteşem üçlü çizeceğiz. Ama muhteşem üçlü çizeceğin yer neresi? Orası önemli. Mantıklı olan yerden çizmek zorundasın. Hocam buradaki dik üçgenden çizsem. Çiz kardeşim bir işine yarıyor mu? Yaramaz. Deneyeceksin bazen de deneyeceksin. Hocam şuradaki dik üçgenden çizsem 6'yı kullanacak şekilde. Hop 6'yı kullansam eşit eşit eşit. Valla burası 3 alfa ise burası da 3 alfa olur. Buradan da bir şey gelmiyor. E ne yapacağız neresi kaldı? Bu 90 kaldı. Yani şuradaki dik üçgende. Göstereyim hatta dik üçgeni. Şuradaki dik üçgende çizelim bakalım ne olacak. Sonuçta x de soruluyor ya. X de verilen bir bilgi ya. X'e ait bir muhteşem şu çizeyim o zaman. Hop çizdim hocam. Çizince eşitlikleri koyalım bakalım burada eşit eşit eşit. Hala daha bir şey gelmemiş gibi ama verilen bilgiyi de kullanayım. Hocam alfa ise burası da alfa. Niye? Bu bir ikizkenar üçgen olduğundan. A iki açı yan yana geldi. Dayanamam. İki alfa burası. Sonra bakıyorum verilen bilgilere. Hocam iki alfayı hala daha kullanmadık. Bak iki alfayı kullanmadım diye beyninle görüyorsun bir şeyleri. A iki alfa burası. A 2 alfa burası. Vay! Ne çıktı burada? Hocam şu ve şu bir ikizkenar üçgen mi oldu? Evet. Çünkü 2 alfaya 2 alf oldu. O zaman x kenarsa burası da çift çizgi oldu. Çift çizgi dediğim 6 oldu. 6 çift çizgi ise burası da 6 burası da 6. O zaman burası komple kaç yaptı? 12 yaptı. Yani x'i böylelikle 12 olarak bulduk. Gördün? Bu da güzel bir soru. Yine kitaplarda yapılamayan bir soru. Çünkü ne zaman ne çizeceğimizi bilmiyoruz. Artık bu derste yavaş yavaş bunu öğrendik. Değil mi? Öğrendik öğrendik. Öğrendik. İşi öğrendik. Şimdi sırada ne var? İkiz kenarlık var. E arkadaş biz ikisi kenarla da bir sonra giderse bırakacağız. O zaman bir sonraki ders. Görüşmek dileğiyle. Kendine iyi bak. Hoşça kal.